Ama haber bülteni Diyar Bindavi ile başlıyor. Merhaba sayın ve değerli seyirciler. Türk Moğudu Televizyonu'na günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Bakanlar Kurulu haftalık toplantısını Başbakan Muhammed Şiyah Sudani'nin başkanlığında düzenledi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyen ikili ilişkileri telefonda görüşerek bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldılar. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Abdülhamir Raşid Yarallah Başkanlığında üst düzey askeri heyet Kerkük kentine ziyaret gerçekleştirdi. olarak Merkez Bankası doların nakit ödenmesinin elektronik platformun prosedürleriyle disipline edildiğini ve bunun da piyasada fiyatının da düşmesine neden olduğunu doğruladı. Bugün 4. ayın 25'i ilk sınavlar yapıldı bizim ilk okullarda. Yani sufuf avliye final sınavları. İlk okul final sınavlarının başlaması dolayısıyla Diyale Eğitimindeki Türkman Eğitim Sorumlusu Metin Bey adlı sınav me mekanizması hakkında Türkman Uydu Kanalı'na bir açıklamada bulundu. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Muhammed Şiyah Sudani Sudan'daki ikamet eden Iraklıların tahalesine yardımcı olmak için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu. Başbakan Balsın ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şiyah Sudani ilgili makamlara Sudan Cumhuriyeti'nde ikamet eden Irak vatandaşlarının tahalesine yardımcı olmak için azami çaba gösterilmesi talimatını verdiğini bildirdi. Açıklamada Başbakan Sudan'lı Irak vatandaşlarının da tahliye etme talimatının gelmesinin amacı Sudan'daki istikrarsız güvenlik durumunun daha kötü olmasından dolayıdır, açıklandı. Bakanlar Kurulu haftalık toplantısını Başbakan Muhammed Şiah, el-Sudani'nin başkanlığında düzenledi. Başbakanın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu haftalık toplantısını Başbakan Muhammed Şiyah Suudi Ali'nin başkanlığında sönledi. Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ilə İran Dışişleri Bakanı Hüseyn Əmir Abdullahyan ikili əlaqələri telefonda görüşərək, bölgəsəl və uluslararası məsələləri ələ aldılar. Maqanlar, bölgədəki gelişmələr, bölgənin təhlükəsizlik və istiqrarının önəmi ilə terrorla mübarizə başda olmaq üzrə bir çox məsələni ələ alaraq görüş alış-verişində bulundu. Hüseyn, Tehran ilə Riyad arasındakı münasibətlərinin yenidən başlamasından duyduğu məmnuniyyəti dələ gətirdi. İçişlər Nazirliyi rəsmi sözçüsü Ahmed Əz-Səhaf yaptığı açıqlamada Sudan'dakı çatışmalar nədənəilə bir İraq vətəndaşının həyatını qayb etdiyini qaydetti. Vətəndaşın çatışmalarda silahlarla vurularaq yaşamını itirdiyinə aktarıldı. Hartumdakı İraq Böyük Elçiliyinin də diplomatik ekibi və 14 İraq vətəndaşı təhaliyə edildi. Sudan'da 300 İraq vətəndaşının bulunduğu bildiriliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Emir Rashid Yarallah başkanlığındaki üst düzey askeri heyet Kerkü bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin kentte yaşanan son güvenlik gelişmelerini takip etmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Abdulamir Rashid Yarallah başkanlığındaki üst düzey askeri heyet Kerkük'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Yarallah Ortak Hareket Komutan Yardımcısı Kays Khalaf Muhammed Abi ile birlikte bazı komutan ve subayın yer aldığı heyetin Kerkük'e gittiğini bildirdi. Kerkük Valisi Rakan Seytalcuburi, valilik binasında Yarallah ve beraberindeki heyeti karşıladı. Yarallah, Kerkük Valisinin Havize Elçisi ve çevresindeki terörle mücadele operasyonlarında bizimle birlikte savaşçıydı diye açıkladı. İlde güvenliği sağlamak ve tüm Kerküklilere hizmet etmek için ekip olarak çalışıyoruz dedi. Ayrıca ziyaretin Kerkük'te yaşanan son güvenlik gelişmeleri takip etmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı Kerkük ilinde 8 DAEŞ teröristin tutuklandığını duyurdu. Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı güçleri hassas istihbarat bilgilerine dayanarak Kerkügün'ün farklı yerlerinde düzenlediği operasyonlar sırasında 8 Daaş terör çetesinin tutuklandığını duyurdu. Açıklamada tutuklanan teröristlerin sözde Daşın Divan El cund ve güvenlik müfrezelerinde çalıştıkları kaydedildi. Terör yasasının 4. maddesi kapsamında aranan teröristlerin hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için ilgili taraflara teslim edildiği belirtildi. Askeri İstihbarat Müdürlüğü, 11 şüphelinin tutuklandığını ve Ambar ile Batı Ninova'da bir patlayıcı madde deposuna el konulduğunu duyurdu. Askeri İstihbarat Müdürlüğü, 11 şüphelinin tutuklandığını ve Ambar Batı Ninova'da bir patlayıcı madde deposuna el konulduğunu duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, tutuklamaların doğru istihbarat bilgilerine dayanarak ve araziyi tutan güvenli güçleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildiğini doğruladı. Ayrıca aynı illerde farklı bölgelerinde bu su kuruldu. Öte yandan Bağdat'ın güneyinde Bururan Taci bölgesinde düzenlenen operasyonda bir teröristin tutuklandığını kaydedildi. Ayrıca Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde düzenlenen diğer operasyonda da bir teröristin yakalandığı aktarıldı. Irak Merkez Bankası doların nakit ödenmesinin de elektronik platformu prosedürleriyle disipline edildiğini ve bunun da piyasada fiyatının düşmesine neden olduğunu doğruladı. Bankanın danışmanı İhsan Ali Yasiri, küçük esnaf, tacirlerde dahil olmak üzere tüm tüccarlarında artık elektronik platform üzerinden dolar elde edebildiğini söyledi. Ali Yasiri ayrıca, doların tüccar, yolcular ve yurtdışında okuyan öğrenciler için elektronik platform üzerinden dolar elde edebildiğini söyledi. Bugün dolar kuru dinar karşısında yeni bir düşüş kaydetti. Bağdat borsasında 100 doların 139 bin iken, Erbil borsasında da 100 dolar başına 140 bin 550 dinardan işlem gördü. İlk okul final sınavlarının başlaması dolayısıyla Diyala eğitimindeki Türkman eğitim sorumlusu Metin Beyatlı sınav mekanizması hakkında Türkman Uydu kanalına bir açıklamada bulundu. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 4. ayın 25'i ilk sınavlar yapıldı bizim ilk okullarda. Yani sufuf evliye final sınavları yapıldı. Allah'a şükür temennimiz inşallah bizim çocuklarımız için, öğrencilerimiz için inşallah hepsi başarılı olu. Onun ziyaretinde işte bizler ki işraf, müfettiş olarak ziyaretimizi yaptığın bir gün okullarımıza, mutabaha okullarımızda. Ondan sonra bu sınavlardan sonra 5. ayın ikisinde yani medaresi gayrimüntehye koyduk. Bunlar başlayacaktı. Yani birinci sınıftan 5. sınıftan ilk okul sınıfına kadar e, dördüncüden bir yaşıncılar başlayacaktı bir ayın ikisinde. E, ondan sonra e, bir ayın girin birinde yani Mayıs ayın girin birinde bizim altı ilk okul yani vizari imtihanları başlayacaktır. E, orta okulunda sınavları e, Hüzeyran ayının e, birinde başlayacaktı. E, bir de lise bizim e, lise okullarımızda. E, edebi fer'i, ilmi fer'i olarak onlar da 6. ayın 21'inde başlayacaktı inşallah. Bizim e, Diyale'de 300 bin civarında öğrencimiz girecekti bir gün e, sınava, final sınavına. E, bütün Diyale'nin yani bölgelerinde, Diyale ilinde. Brent petrolün verili uluslararası piyasalarda 82.55 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.55 dolardan işlem görüyor. Dün 82.80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 82.54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9,77 itibariyle kapanışa göre %0,01 artışla 82,5 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü ham petrolün varili 78,77 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları küresel ekonomi ve talep görünmesine ilişkin benzerliklerle faiz artışı beklentileri nedeniyle karşılık seyir izliyor. ABD ve Avrupa'da merkez bankalarının gelecek ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı yönlüye baskılıyor. ABD'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güç kazanırken ABD Merkez Bankası'nın Fed gelecek ay 25 baz puan faiz artacağına ilişkin beklentiler %55 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de tatil kaynaklı talep artışına beklentileri ise fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Rusiyada Vlagoqrad bölgəsində ambulans helikopteri düşdü. Pilotun həyatının kayb olduğu açıqlandı. Tassas xəbər ajansının bu böl bölgenin də acil servislərinə dayandırdığı xəbərinə görə, Rusiyana Vlagoqrad bölgəsində bir hava ambulansı helikopterinin düşdüyünü açıqladı. Endonezya Meteoroloji Kilometroloji ve fizik, Jeofizik Ajansı Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurarak tsunami uyarısı yaptı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin 7.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Sudan'da da üç gün süren kırılgan ateşkesin geçtiğimiz cumartesi günü itibarıyla sona ermesinin ardından dün başkent Hartum'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında yeniden başlayan çatışmalarda siviller arasında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi. Sudan'da 3 gün süren kırılgan ateşkesin geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle sona ermesinin ardından dün başkent Hartum'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında yeniden başlayan çatışmalarda siviller arasında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi. Diğer bir yandan Birleşmiş Milletleri ise Genel Sekreterinin Sudan özel temsilcisi Volker Peters ve sınırlı sayıda uluslararası pensiyonelin vücut krizi çözmek için çalışmaya devam etmek ve Birleşmiş Milletlere verilen görevlere geri dönmek amacıyla Sudan'da kalacağını bildirdi. Şarkul Avsat'a konuşan görgü tanıkları orduya bağlı askeri uçakların Hartum'un güneyindeki El Kalaka, Banliyosunu saat 11.00 sularında füzelerle bombaladığı aktarıldı. Saldırıda çok sayıda evin hedef alındığı, evlerin tamamen yıkıldığı, ev sakinlerinin de yaralandığı kaydedildi. Doktorlar Sendikası dün resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada Hartum'un çeşitli bölgeleri çeşitli silahlarla ağır bombardımana maruz kaldı. Neticede Kalakada çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. Türk Hastanesinde ciddi şekilde yaralanan en az 50 kişinin getirilmesiyle izdiham yaşandı. Söz konusu hastanenin sağlık personeline yardımcı olmak üzere kadrolara acil çağrı gönderen sendika, bombalanan bölgelerde ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin verilere ise ulaşılamadı. Sudan'daki BM misyonu uluslararası düzeyde atanan personelinin uzaktan çalışmak üzere komşu ülkelere tahliye edilmesi için geçici olarak Hartum'dan Port Sudan şehrine götürdüğü duyuruldu. Böylece güvenlik risklerinin en aza indirilmesinin aynı zamanda Sudan halkına yardım sağlanmasının amaçlandığı bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'yı icra nedeniyle Avrupa'da askeri harcamalar rekor bir hızla artıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa'da askeri harcamalar rekor bir hızla artıyor. Stockholm Barış Anlaşmaları Enstitüsü, Avrupa'nın Soğuk Savaş'ının sona ermesinden bu yana görülmemiş bir şekilde rekor seviyelerde yeniden silahlandığını bildirdi. Enstitü tarafından hazırlanan bir rapor, Ukrayna'daki savaşın küresel askeri harcamalarda artışa yol açtığını ve 2022'den bu yana alanda rekor seviyelere 2.24 trilyon dolara ulaştığını ortaya koydu. Bu rakam küresel GSYİH'nin 2.2'sini temsil ediyor. 2021 yılında kıyasla küresel askeri harcamalar yüzde 3.2'de arttı savunma çalışmaları ve silahlanma konusunda uzmanlaşan enstitüsü askeri harcamaların önümüzdeki yıllarda ve özellikle de geçen yılın Şubat ayında Ukrayna'da savaşın başlamasından beri geniş çapta yeniden silahlanmaya giden Avrupa'da daha da artmasını bekliyor. Gayri safi hasılasının yüzde... 1.2'sinden daha azını savunma bütçesine harcayan Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri geçen yıl savunma harcamalarını arttırmaya başladı. Bu rakam NATO'nun üye devletlere tavsiye ettiği yüzde ikisinin çok altında. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasının ardından yaptığı tarihi bir konuşmada ülkesinin savunma harcamalarını %2'ye çıkarma sözü verdi. Buna rağmen geçen yıl yaşlanan ve zayıf bir şekilde silahlanan Alman ordusunun harcamalarında çok fazla değişikliğe tanık olmadı. Bunun üzerine Alman yetkililer Alman ordusunun onlarca yıldır zayıflamasının birkaç ayda telafi edilemeyeceğini söyledi. Alman ordusunun rehabilitasyonunu yavaşlatmakla suçlanan eski savunma bakanı Christina Lambrecht görevden alınması ve yerine Boris Pistorius'un atanmasından sonra Alman askeri harcamalarında önemli bir artış bekleniyor. Pistorius reformları ivedikle uygulamaya koyma konusunda daha kararlı görünüyor. Panaya göre Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olma yolunda olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler'e göre Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olma yolunda. 8 milyar yaşam, sonsuz olasılıklar, haklar ve tercihler meselesi başlıklı 2023 Dünya Nüfusu Durum Raporu yayımladı. Hindistan'ın nüfusunun yılın ortalarında yaklaşık 3 milyon farklı Çin'in geçeceği belirtilen raporda, Hindistan'ın nüfusunun 1 milyar 428 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Raporda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya olmak üzere toplam 8 ülkenin 2050'ye kadar öngörülen küresel nüfus artışının yarısını oluşturacağı aktarıldı. Birleşmiş Milletler'in nüfus verilerini toplamaya ve yayımlamaya başladığı 1950'den bu yana Hindistan'ın nüfusunun ilk kez Çin'i geçeceği kaydedildi. Çin'in nüfusu 2022'de 800 bin kişi azalarak 1961'den bu yana ilk kez gerilemişti. Ulusal İstatik Bürosu'nun verilerine göre Çin ana karısının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin iken 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak belirlenmişti. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin yayımladığı Dünya Nüfus Beklentileri 2022 raporunda Çin nüfusunun 2023'ün başından itibaren mutlak azalma sürecine gireceği, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı öngörüsüne yer verilmişti. ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklayarak seçmelerden başladığı işi bitirmek için kendisine daha fazla zaman tanımalarını istedi. Adaylığını 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayınladığı 3 dakikalık video masajıyla duyuran Biden, şimdi kayıtsız kalmaz zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum dedi. Biden masajında Amerikanın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim. Bu savaşımız hala devam ediyor. Herkesin kendisine sorması gereken soru gelecek yıllarda sahip olacağımız özgürlüğümüz daha çok mu daha az mı olacak ifadelerini kullandı. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başkalarını hatırlayalım. Bakanlar Kurulu haftalık toplantısını Başbakan Muhammed Şiyah Asudani'nin başkanlığında düzenledi. Dışişler Bakanı Fuat Hüseyin ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyen ikili ilişkileri telefonda görüşerek bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldılar. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Abdülhamir Raşidi Aralığa Başkanlığındaki üst düzey askeri hayat Kerkü kendine ziyaret gerçekleştirdi. Alak Merkez Bankası, doların nakit ödenmesinin elektronik platformu prosedürleriyle disipline edildiğini ve bunun da piyasada fiyatının düşmesine neden olduğunu doğruladı. Bugün 4. ayın 25'i. İlk sınavlar yapıldı bizim ilk okullarda. Yani sufuf avliye... İlk okul final sınavlarının başlaması dolayısıyla Diyale Eğitimindeki Türkman Eğitim Sorumlusu Metin Beyatlı sınav mekanizması hakkında Türkman Uydu kanalına bir açıklama daha bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.